Süpermarkete ne sıklıkla gidersiniz bilmiyorum ama eğer sık gidenlerdenseniz süpermarkette gezerken artık bazı yiyeceklerin üzerinde glütensiz ibaresi olduğunu görmüşsünüzdür. Biz bu ürünlerle yeni yeni tanışıyor olsak da Amerika'da 2014 yılında gerçekleşen glütensiz ürün satışının 23 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor. Peki nedir bu gluten denen şey ve neden bir sürü insan bundan söz ediyor? Evet. Biyolojik açıdan bakarsak gluten iki farklı proteinden oluşur. Mavi dairelerle gösterdiklerim gliadin, kırmızı çizgilerle gösterdiklerim ise glutenin. Bu ikisi bir araya gelip gluteni oluştururlar. Glüten, yediğimiz birçok tahılın ana protein bileşimidir. Buğday, arpa ve çavdar bu tahıllardan bazılarıdır. Bu çok önemli. Çünkü bunlar insanların sıklıkla yediği birçok besinde bulunuyor. Örneğin ekmek, makarna, salata sosu ve hatta sosisler. Bu saydıklarım, bu tahılları içeren pek çok besinden sadece birkaç. Tabii ki bu tahıllara bağlı olarak glüten de içeriyorlar. Peki sağlık açısından glütenin nasıl bir önemi var? Şöyle ki. Glütenin sağlık sıkıntısı yaratabileceği 3 ana durum bulunuyor. Bunların ilki çölyak hastalığı. Çölyak hastalığı bir otoimmün sistem rahatsızlığıdır. Vücudun kendi bağışıklık sistemi ince bağırsağa saldırır. Bu aslında çok da yeni bir hastalık sayılmaz. İlk olarak 1800'lerin sonlarında tanımlanmıştır. Bununla birlikte çok seyrek rastlanan bir durumdur. Yaşanan ülkeye bağlı olarak her 70 ila 300 kişiden birinde görülür. Amerika için bu rakam 2.1 milyon kişiye tekabül eder. İkinci önemli durum gluten içeren tahıllara karşı alerjidir. Fıstığa veya yumurtaya alerjisi olan insanlar gibi birçok insanın da tahıllara alerjisi olabilir. Fakat bu çölyak hastalığından bile daha nadir görülen bir durum. Peki eğer çölyak hastalığı ve tahıl alerjisi bu kadar nadir görülüyorsa neden herkes gluten hakkında konuşuyor? Bunun sebebi üçüncü önemli durum olan glüten intoleransı. Glüten intoleransında glüten içeren bir şey yediğiniz zaman bağırsaklarınızda çeşitli belirtiler görülür. Bu belirtilere ishal, kabızlık, kramp ve şişkinlik de dahil. Aslında tüm bu glüten intoleransı fenomeni Amerikan Gastroenteroloji Dergisi'nde 2011 yılında yayımlanan bir makaleden sonra ortaya çıktı. Makalenin orijinal başlığında tam olarak şöyle diyor: Glüten çölyak hastalığının görülmediği vakalarda gastrointestinal belirtilere yol açıyor. Sizlerle bu makalenin sonucunu da paylaşıyorum. Glüten sindirim sistemi rahatsızlıklarını ve yorgunluğu tetikliyor. <laughs> ve işte böylece glütensiz beslenme sansasyonu başladı. Ama bu araştırma yapan Dr. Peter Gibson 2013 yılında bunu takiben bir başka araştırma daha yaptı. Bu çok uzun bir başlık. Onun içinde önce hepsini birden okuyacağım ve sonra bunun anlamını parça parça inceleyeceğiz. Kendi tarafından beyan edilen, çölyak hastalığı olmayan gluten hassasiyeti görülen hastalarda, fermante, emilimi düşük, kısa zincirli karbonhidratlarla beslenmenin azaltılmasından sonra gluten etkisi görülmüyor. Öncelikle Fermante, emilimi düşük kısa zincirli karbonhidratlar kısmından başlayalım. Bunun için aslında başka bir kelime var. Bir kısaltma olan FODMAP da bunun için kullanılabilir. Bu kısaltmadaki kelimeler buradaki kelimelerden farklı ama anlam olarak aynı şey. Bu FODMAP dediğimiz şeyler basitçe daha önce bahsettiğim birçok belirtiye sebebiyet veren karbonhidratlar. Kramp, ishal ve kabızlık gibi belirtiler yani bu ikinci araştırma bu belirtilerin glüten yerine FODMAP'lerden kaynaklanabileceğini söylüyor. Aslında bir önceki araştırmada yapılan şeylerin çoğu bu araştırmada da yapılmış. Fakat bir farkla o da FODMAP'lar buradaki durumdan çıkarılmış. Karışıklar neden olan esas etkenin bu olduğunu düşündüler ve bunu aradan çıkarmak istediler. Bunun için insanları önce glüten içeren diyete soktular. Bunu artı glüten olarak gösteriyorum. Ardından da glütensiz diyet uyguladılar. Bunu da eksi glüten olarak gösteriyorum. Ve sonra da bunun etkilerini araştırdılar. Eğer glütenin bu belirtilere sebebiyet verdiği düşünülen ilk varsayım doğru olsaydı belirtiler ortaya çıkmalıydı. Çünkü onlara glütensiz diyet uygulanmıştı. Ama bulunan sonuç glütenin bir etkisinin olmadığıydı yani glüten herhangi bir şeye sebep olmamıştı. Bu belirtilerin oluşmasında bir rolü yoktu. Peki bu ne anlama geliyor? Eğer çölyak hastalığınız veya tahıl alerjiniz varsa glüten içeren şeylerden kesinlikle kaçınmanız gerekir. Bu durumların çok seyrek görüldüğünü ve çok az insanı etkilediğini de tekrar belirtelim. Peki ya biz geri kalanlar? Glütensiz diyet yapmalı mıyız? Glütensiz diyetlerin genellikle daha sağlıklı olduğu doğru. Ama bu glütensiz diyetteki yiyeceklerin glüten içermemesinden değil, sadece doğaları gereği daha sağlıklı olmalarından kaynaklanıyor. Bu diyette hiçbir işlenmiş gıda ve karbonhidrat bulunmuyor. Yani glüten olmadığından değil, işte bu sebeple gayet sağlıklı. Yine de glütensiz diyet yapmanın ne kadar gerekli olduğu konusunda bir karara hala varılamıyor ama şu anki bilimsel çalışmalar genel olarak glütensiz diyeti desteklemiyor.